Armut tatlısı için kullanacağımız malzemeler şöyle. 5 tane armut. 5 kişilik olacak bu tatlımız. 1 paket vanilya, 3 tane karanfil, 1 tane karabiber, top karabiber, 1 çubuk tarçın, 3 yemek kaşığı balımız var, 1 limonun suyunu sıkıyoruz, 4 yemek kaşığı toz şekerimiz var, üzüm suyu ve nar suyumuz var. Onları da bu bardakta 1,5'ar ölçü olarak düşüneceksiniz. Bu tatlıyı yaparken seçeceğimiz armut önemli. Bu Santa Maria armutudur. Frank armutu gibi sert olan armutları tercih etmelisiniz. Çünkü pişirme işlemine tabi tutacağız armutları. Sapları yine önemli armutların, çünkü süs, dekoratif gözüksün diye üzerinde bırakacağız. Onların olmasına dikkat etmelisiniz. Yine çürük, çarık olmayan tarzda armutlar tercih etmelisiniz. Şimdi ilk aşamamıza geçelim. Tenceremiz önemli, seçtiğimiz tencere önemli. Bütün armutları dik olarak alabilecek bir, çok da geniş olmayan, çünkü içine koyacağımız sıvının da içeride yüksek olması gerekiyor armutlara göre. Bu şekilde bir tencere seçmeniz gerekiyor. Tenceremizi ocağımızın üstüne alıyoruz. Altını açıyoruz ve üzüm suyumuzu koyarak başlıyoruz. Üzüm suyunun ardından nar suyumuzu ekliyoruz. 1,5 bardak ölçüsünde. Limon suyumuz, karabiber ve karanfiller, çubuk tarçınımız, vanilya, toz şeker, balımızı ekliyoruz. Şekerimizle balımız tamamen erinceye kadar, yani yaklaşık 10 dakika kadar orta ateş üstünde karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Armutlarımızı pişireceğimiz sosumuz pişerken bir yandan biz de armutlarımızı soyalım. Bu armudun sunarken dik durabilmesi için alt bölümünden şu şekilde bir parçayı kesmemiz gerekiyor. Bu şekilde dik durabilsin. Armutlarımızı kestik, hazırladık. Alt bölümlerinden de dik durması için kestik. Şimdi armutlarımızı sosun içine dik şekilde yerleştiriyoruz. Armutlarımızı tencerenin içine yerleştiriyoruz. Bu arada ocağın altı açık, kısık ateşte. Bütün her yerinin sosa bulanmasını sağlıyoruz. Tüm armutları içine koyduktan sonra yaklaşık yarım saat boyunca kısık ateş üstünde arada çevirerek, ki rengini almasını sağlayacak, her yerinin eşit şekilde pişmesini sağlayacak şekilde yarım saat boyunca beklemek. Armutlarımızın pişip pişmediğini anlamak için şöyle bir kontrol yöntemi var. Kürdanımızı içine hafifçe batırıyoruz. Armudumuzun içinden rahatça çıkıyorsa bu piştiği anlamına geliyor. Artık armutlarımızı içinden çıkartacağız. Birer birer zedelemeden. Yavaşça. Daha sonra yapacağımız işlem de sosumuzun biraz koyulaşması için çektirme dediğimiz işlemi yapmak olacak. Yani ocağımız açıkken, tenceremizin kapağı da açıkken neredeyse yarıya inene kadar kaynatmaya devam edeceğiz. Armutun sosunu çektirme aşamasını geçtik. Neredeyse yarıya indi. Şimdi daha önce içinden aldığımız armutları çukur bir kaseye koyuyoruz. Daha sonra sosu üzerine dökeceğiz ve yaklaşık 3 saat boyunca sosun rengini alması için bekleteceğiz. Şimdi sosu içine döküyoruz yavaşça. Sıcak olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Hepsini dahil ettiğimizde gördüğünüz gibi neredeyse tamamını örttü. Bu şekilde 3 saat boyunca bekleyecek. Ondan sonra sunum aşamasına geçeceğiz. Armudu büyük bir servis tabağımızın ortasına, ki altını da kesmiştik dik durması için, üzerine bir miktar sosundan gezdiriyoruz. Yanımızda da bir top dondurmamız var. Dondurmamızı yanına alıp bir takım fındık fıstık çeşitleriyle, ki çam fıstığı da bunlardan biri, üzerine serpiştirerek servise hazır hale getiriyoruz. Misafirlerinize hafif bir tatlı sunmak istediğinizde armut tatlısını tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun.